aldım biliyor musun? Bir diziden TRT'ye çekiyorduk. Bir de şöyle yapıyorlar yani borçlu onlar değil benim. Bir dövmedikleri kalıyor. Ya. Telefonları açmıyorlar. En sonunda dedim ki bakın bir şey söyleyeceğim. Öğrendim parayı almışsınız. Şimdi ben Sayın Bülent Arınç'la konuşacağım. Ondan sonra siz halledin dedim. Güzel. Yemin ediyorum 45 dakika falan sürmedi bütün para elimde. Bu mükemmel oldu. Biz de buradan izleyenlerimize bu tavsiyeyi verelim. TRT Paranızı veriyor ama. Alamıyorsanız Bülent Arınç'a başvurun. TRT'deyseniz. Çok iyi ya. Ama bu evet. Bülent Arınç böyle bir sempati toplamaya başladı değil mi? Son Herkesten ya, günlerde. evet, son günlerde. Üstelik böyle hani siz de ona bir Bu tekrar çok oluyor ama bunu yaptı. O zaman da sempatik Şimdi giderek. Hala geçerliliği var mı acaba? Geçerli. Sizin paranızı alamadığınız Ben, kişi evet. ben miyim? Yok, siz değilsiniz. İbrahim Tatlıses benim de bir orada bir şey durumdayım. Mağdur Mağdur durumdasınız. durumdayım. Bülent Ben de Bülent Arınç'ı Arınç'a gitmeyi düşünüyorum. Ama TRT'deysen diyorum. Değilim ama yani TRT'ye o... Oradan sorumlu olduğu için Dün gittim. TRT'de... Ama Bülent o zaman İbrahim Tatlıses'le başbakanı ararsa bak aralarında... senin yüzünden şimdi şey mi çıksın Vallahi siyasi bir başbakanımıza polemik da gidebilirim yani çok mağdurum. Mağdur Allah duruma Allah düşürüldüm Allah vallahi. Allah. Yani herkes alacaklıyken çalışıyor. Alacaklıyken verecekli duruma düştüğüm evet. için evet. bizzat gerekçeleri anlaşılıyor. Evet. Anlaşılıyor. Evet. Anlaşılıyor. Borçlar Kanunu programına hoş geldiniz. Evet, peki. Şimdi burada Hülya, Veysel ve Ayşe. Üç genç. Oyun için geldiler. Ebru Yaşar, siz profesör olarak katılıyorsunuz ve Pelin Batu. Evet. Pelin o niye geldi bu hafta? O niye geldi ben de anlamadım. Pelin'in, yani geçen hafta yoktu ne güzel yani huzurumuz herkes, yerindeydi. Herkes şaşkınlık içerisinde. Hatta Reyhan dedi ki sandalyesini kaldırmıştık ama tekrar yani, bir sandalye koyduk. Bir de dekoltelerle falan gelmiş. Ve de üstelik hani bir de ısrar da var. Çünkü ne gerek vardı? Geçen hafta medya çalkalandı. Evet. Medya nerede çalkalandı. Bu kız diye. Kız nerede? Bir kere programa gelmedi, sinema filmini çekmeye gidiyorum diye ve sonra öğrendik ki bu başka kanala transfer olmuş. Hayır bileydim, ben de iki dekolte şurada yapardım ama tahmin etmedim ondan ben böyle bir... Ben dekoltesinden dolayı transfer olmuş olabileceğini sanmıyorum. Nereye gitmiş olabilir? Kovarlar da. Bu mu dekolte? O kovarlar mı onu bilmiyorum. Gerçekten dekolte. Ben sahnede şu kadar dekolte vermedim. Zaten vermedim. Şarkı söylerken hiç vermedim. Ama çok zarif yani. Evet çok, çok zarif. Çok zarif. Minyonluğundan ötürü ben yani. Bizimle yani. Şimdi şey değil mi? Bakınız dikkatle Herkes Pelin'e konuşuyor bakınız. Ben daha ağzımı açamıyormuş değilim. Sanki Garcia, burada değilmişim Lorca, gibi konuşuyor. Bernarda Alba'nın evi. Tamamen siyahlar ve siyah şallar giymiş. Daha çok cenazeye katılan bir dramatik rol giysisi gibi geliyor. Cenazeye katılan Lorca'nın İspanya'da cenazeye katılan şey kadın. Dul kadın. Dul kadın. Ama, dul kadın olmaz. Dul kadın üzgün ama rujumuz kırmızı. Ama yabancılar. Bir yerden yeni ilişkileri açayım. Bir şey var. Tabii. Ne derlerdi eskiden? Avrupai güzellik. Ki bu kendisi Avrupai'dir. İki program yapmak için başka kanala transfer gider, olmuş. Gider. Ben sana ne dedim? Bu bizi yarım i̇ki, bir ortada bırakır demem. İki program yapmıyor musun? En azından. Üç. Üç. En azından birinden para oğlum, alır. Oğlum bunda ne para vardır? Bir de transfer olmuş. Yani transfer transfer ne aldın? Bavul bavul. Üç bavul almıştır bu ayol. He? Ne aldın? Bak bir de ayakkabı almış alışverişe çıkmış. Bavulla parayı alınca. Bak şimdi bacağını gösterdi ama ben bacağım özellikle şey kaldı. Yani, ayakkabı deyince parayı, parayı almış deyince şöyle bacağını kaldırıyor. Kankan psikolojisi. Evet. Ne kalkan kanka? Psikolojisi? Kanka. Anlamadığım şeyler oluyor. Lütfen dekoltemizi kapatalım. Lütfen. Bak, bu kanal, bu kanal senin transfer olduğun kanala benzemez. Vallahi atarlar. Bir seni de atacakları bir yer yok. Sen transfer olmuşsun zaten. Beni at. Bakın ben gayet şeyim. Edepliyim. Her şeyim yerli yerinde. Evet. Gerekirse ceketimi de ilikledim. Aa, yani. Futbolcu evet. değilim. O yüzden böyle transfer olma gibi bir kelime kullanmaya gerek yok. Bir yerden bir yere gitmiş de değilim. Burada gelmeye devam ediyorum ama öbürünün konsepti ve fikri bambaşka bir şey. Ne demek konsepti ve fikri bambaşka bir şey? Ya sonuçta burada hep birlikte güzel geyik muhabbeti yapıyoruz. Orada ben birebir hard talk yapıyorum. Yalnız hard talk yapıyorum. Bana geyik de kendine hard talk yapıyorum de. İzledim ben.
İzlediniz mi? Çok evet. Hartok muydu? Hartok mu yaptı? Onu bilmiyorum ama fena değil. Ya beni nasıl ezdi bitirdi ya Rabbim ya, bana o da hartok yapıyorum. Ben de birisi sen buraya geçirsin diye. Yani haftaya gelin. Ya her seferinde de bacağını kaldırdın ya. Yani bu niye bir de hartok yapınca bacak mı kaldırılıyor hartokta? Gülerken oluyor yani, aynı doğal vücudumla kahkahalarım senkronize gidiyor. Böyle. Hani kimisinin birazdan Pelin'in görüntüleri var mı elimizde? Pelin'in görüntüleri var mı? Hani vücudum attı falan diye. Çünkü stüdyoda i̇şte uykusuzlukta senin görüntün var. Stüdyoda. Bana zaten yatak getirirsiniz diye düşünüyordum Allah ben. Allah evet. Allah. Evet, uykusuzluk konusunu koyduk. Peki transfer parası aldın mı? Hayır. Yuh. Koskoca kanaldan, koskoca Show TV'den sen kalk bir kanala geç. Ve ya geçmedim kardeşim, hala nasıl buradayım. Geçmedin? İki kanalda beraber çalışmak var mı? Ne zamandan beri var? Yok. Mesela ben gidip başka bir kanalda çalışabilir miyim? Yok. Hayır. Yani ancak gece giderim bir yerde bulaşık yıkarım, yer tabii, göstericiliği yaparım. Sahneye çıkarsın bile falan. Ha, sahneye falan çıkabilirim, tabii. Ona da izin alırım yani. Tabii. Böyle olacak iş mi? Ama işte ben ama geçen işte, hafta anladım. Böyle bir kadın olmadığı için. Ben anladım. Bak, geçen hafta o gitti ya, Okan dedim. Seyret, dikkat et. Bu kadın bir yere geçecek, transfer olacak demedim mi sana? Peki sinema filmine gidin. Ne kadar? Hangi, bir şey hangi sinema filmi? Şu anda çekilen Recep İvedik var. Onda mı oynadın? Kanı İnternet. Nerede? Hangi filmde? Şu anda da bu programdan sonra gidiyorum çekime. Bu akşam son gecesi. Son 1,5-2 haftadır her gün sabahlıyorum. Geçen hafta da gelememin nedeni, sabah saat 7'de eve gittim. Yelda Reyno, senin de tanıdığın. Evet. O çekiyor filmi. Orada oynuyorum. Çok güzel. Sana ama sabahlamak iyiydi. Yaramış sana. Yaramış. Öyle mi yaramış? Tabii bir dekolte. Bence uykusuzluk yaradı. Bence uykusuzluk yaradı. Ben takip ediyorum. Evet. Uykusuzluk yaramadı çünkü tam tersim döndü. Saat 7'de eve gidiyorum. Saat 8'de yatmış oluyorum. Çünkü bütün gecenin o adrenalinden sonra pat diye uyuyamıyorum. Sonra saat 12'de hortluyorum. Kızın gün dili başlıyor. Açıldı. Dili açıldı. Olsun yaramış. Bak beni küçümsediği adam o tarihin arka odasında konuşmuyordu mu? Küçümsediği, geyikçi dediği adam, geyik dediği adam sayesinde kendisine geldi ve transfer oldu, gördün mü? Ya bir kere. Bir kere bir. Sevaba girdin. He, sevaba mı girdim? Tabii, ne sevaba olacak girdi. Benim bir şeyim? Kapı daha bir dakika, açıldı, ne nedir güzel. Bu ikiniz birlik olup bana karşı böyle tavrıldı? Biz mecburen birlik olduk. Sen gelmeyince aramızda aşk başladı. Aynen. Ben telafi etmek isterim lütfen, bunu. Lütfen izin verirsen Sayın Bilgin Belgün'ü konuğum olduğunu söyleyeceğim. Son bir şey, o programda da gayet güzel konuşuyordum ama 6-7 saat sürdüğü için program. Genellikle sadece o kavga anları ya da uyuma anları ya da polemik anlarını alıyorlardı ve ben burada orada mağdur böyle zavallı bir insan pozisyonuna düşürülüyor gibi bir hava vardı. Ama gayet güzel yeri geldiğinde konuşuyordum. Ay Reyhan, bu bir cadı çıktı. Transfer oldu. Vallahi billahi evet.